Yılında dünyaya geldi. Refik Bey Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Orhan Gazi Şubesi'nin kurucusu ve başkanıdır. Müşteyi bitirdi ve lise derecesinde özel eğitim gördü. 1911'de maliye katibi oldu. Sivas Kongresi'nden sonra 1919 yılı Eylül-Ekim aylarında Orhan Gazi'de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin şubesini kurdu. Eylül 1922'de Orhan Gazi ve yöresinin Yunanlılar tarafından işgalini izleyen dönemde özellikle 1921 yılı boyunca başlatılan baskı ve zulümler sürecinde durumu İstanbul'daki devletler yetkiline bildirerek daha fazla can kaybı ve mal kaybı olmasının önüne geçti. Bu amaçla kurulan Uluslararası Kızılaç Heyeti'ne rehberlik yaptı. Kurtuluş Savaşı'nda büyük emekleri olan Refik Bey, Gazi Mustafa Kemal imzalı İstiklal Madalyası ve beraatı almıştır. Kurtuluştan ve Cumhuriyet'in ilanından sonra 1, 2 ve 4. dönemlerde Orhan Gazi'den Bursa İl Genel Meclisi üyesi olarak görev yaptı. Refik Bey 1975 yılında 84 yaşındayken veda etti. Parti İlçe Başkanı, Derviş Bey'in değerli ailesi ve değerli konuklar. 2 yıldan beri 10 Eylül Orhan Gazi'nin düşman işgalinden kurtuluşunda İstiklal Savaşı gazilerimizi kabirleri başında anıyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Önce Derviş Bey'in kısa bir özgeçmişini sizlere aktarmak istiyorum. Derviş Bey 1874 yılında şu an Romanya'nın sınırları içinde bulunan Kulça kasabasında doğdu. Ahmet Derviş Tarakçıoğlu Cumhuriyet'in ilanından sonra Orhan Gazi'de 1929-1938 yılları arasında belediye başkanlığı görevinde bulundu. 1933-1949 yılları arasında Orhan Gazi müftülüğü de yapan Derviş Bey, Refik Atay ile birlikte Orhan Gazi Müdafaa-i Hukuk Cumhuriyeti kuruluşuna öncülük etti. Kurtuluş Savaşı'nda büyük emekleri olan Derviş Bey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzalı İstiklal Madalyası ve beraatı da almıştır. 1933-38 yılları arasında hem belediye başkanlığı hem ilçe müftüsü olarak görev yapan Derviş Bey, özellikle milli mücadele döneminde Orhan Gazi bölgesinin işgalinden ve kurtuluşunda büyük rol üstlenmişti. Buradan programımız Refik Bey mezarında devam edecek. Ruhun El Fatiha diyerek. O zaman Orhan Gazi'ye gelişimin 83. yılı. Neden bugün diyecek olursak, bunun dışında bir ziyareti daha var. Bugün anlamlı kılan, şu an sizin bulunduğunuz binada, eski belediye binasının olduğu yere meclis toplantısına katılarak meclis üyeleri ve dönemin belediye başkanı Derviş Bey ile bir araya gelelim. Meclis üyelerine hitap ettiği gündür Gazi Mustafa Kemal'e dönüldü. Bunun dışında Gazi Mustafa Kemal 21 Ağustos 1929, 4 Mayıs 1934, 15 Şubat 1935, 1 Şubat 1938 tarihlerinde Orhan Gazi'ye geldiği görülmekte. Bundan ziyade Orhan Gazi'lilerle yine sık sık bir araya gelmiştir. Özellikle Yalova, Mudanya ve Bursa'da yaptığı toplantılarda Bursa'ya gelecek yatırımları değerlendirmiştir. Özellikle Yalova'da yaptığı toplantılarda Derviş Bey ile dönem belediye başkanı Derviş Bey ile bir araya gelerek Bursa'ya gelecek olan telefon hattının yapılması için Orhan Gazi'lere talimat vermiş ve Orhan Gazi'lerle birlikte bunun bitirilmesini istemiştir. Slaytlarda gördüğünüz dönemin gazeteleridir. Osmanlıca bilenler bakabilirler, kontrol edebilirler. Necmettin Hocam en azından özellikle Orhan Gazi ile ilgili ziyaretler, haberleri yer almaktadır. 23 Eylül 1925 günü Gazi Mustafa Kemal İzmit üzerinden Mudanya'ya ve Bursa'ya geçerken Bursa'da belediye 20 yaşındaki Hüseyin'i, Tutlucalı Şekibe'yi ve daha onlarcasını şehit veren Tutluca büyük bir tarihi yazmış. Orhan Gazi'nin kurtuluşunda da önem sahibi olan köylerimizden bir tanesidir. Açılış ve selamlama konuşması için köy muhtarımızı buraya davet ediyorum. Bir tanesi. Yine belgelerden bir tanesi. Bu da o bahsettiğimiz Yunan Fecai belgesinde raporunu sonradan kanunlaştırarak, yasalaştırarak, yenilikler yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sunmuş oldu. Az evvel Bursa, Yalova dedik. Gazi Mustafa Kemal kayıtlara baktığımızda
tamamını hesaplandığında 2 ay 20 gün 4 saat Bursa'ya gelmiş bulunmakta. Yine Yalova'ya da toplamda 313 gün gelmiş bulunmakta ve birçok yeniliği kanunu Bursa ve Yalova'da gerçekleştirmiştir. Örneğin Türk Tarih Kurumu'nun zarar görmedi mi? Tamam. Aynen. Bu şekilde kırığı var. Hı-hı. Benim elime geçtiğinden beri aynen. Depodan saklıyorsunuz onu, yoksa bir yere mi asılıyor? Duvar nasıldır? İş yerime takmıştım ama biliyorsunuz benim sürücü kursum var. Müfettişler bunu sorun olurdu. Evde kasada bunlar. Yani her şey çalışsa bunlar çalışmasınlar. Tabii ki. Tabii ki. Yani.